Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Yepyeni bir Teknoloji Oku yorum programında karşınızdayız. Bu hafta da sizlerle birlikte teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Bu hafta çok yoğun değildi. Zam da yoktu ha bu arada. Evet, Osman. Bu hafta hatta olumlu bir haberimiz daha var. Evet. Xbox'ın fiyatı düştü. Ama o biraz numara oldu bence. Bak ben sana söyleyeyim. Bir tek Vatan Bilgisayar'da düştü bu arada. Şimdi Oğuz'dan rica edeyim. O haberi çıkar yani sonuçta. Ama ön siparişte ben baktım MediaMarkt'ta şuraya buraya hepsinde. Onlar da düşürür yani bir yerde düştüyse. Yani kimse enayi değil ki şimdi bir yerde 1000 lira daha ucuzken kalkıp da başka bir yerden sipariş versin. Bilmiyorum, yani hepsinde düşer bence. Hayır biliyorsun Vatan Bilgisayar daha önce de bir Apple iPhone 12 Pro'nun fiyatını 23.600 lira gibi bir rakam çıkarmış. Orada dikkat çekmek için. Dikkat çekmek şu anda ama satışta yani. Yani girip tak diye alabiliyorsun ön siparişte. Evet. Öyle bir şey var. 8.299 liraya da biz artık ucuz diyoruz bu arada. O da acı bir durum. Yani artık yapacak bir şey yok. Yani Orta Doğu'da normal bu tarz şeyler. Peki bu haftanın aslında çok önemli bir olayı vardı. Biz de dün bir canlı yayında bunu duyurduk. Mate 40 ailesi tanıtıldı. Tanıtıldı evet. Merakla beklenen modellerdi arkadaşlar. Tanıtıldı. Yakında ülkemize de gelecek bazı söylentiler vardı. Bu cihazların Türkiye'ye gelmeyeceği yönünde. Fakat bu cihazlar Türkiye'ye gelecek. Aslında benim Mate 40 etkinliğinde dikkatimi çeken en önemli olsun şey oldu. Mesela Huawei kendi servislerini tanıttı bu etkinlikte arkadaşlar. Petal Search, Petal Maps gibi bir şeyler tanıttı. Doğru. Yani diyor ki ben artık Google'la olan bağlantımı tamamen kopardım. Hatta bir tane de yapay zeka uygulaması tanıttı. Siri'nin kardeşi falan demiştik de ismi şimdi aklıma gelmedi. Fakat bunlar ilk etapta sınırlı ülkelerde 5 ülkede mi ne galiba kullanılabilir olacak. Ardından muhtemelen Türkiye'ye de gelecektir diye düşünüyorum. Hatta önümüzdeki yıl muhtemelen Android'i de bir köşeye bırakıp Harmony OS'le yollarına devam edebilirler diye düşünüyorum ben. Hatta orada şey de vardı. İşte Mate 40 var, Mate 40 Pro var, Mate 40 Pro Plus Pro var. Plus. Bir Plus de Porsche Edition. Bir de Porsche Edition'ın ikisi yani. Gelmez. Ya zaten onlar gelse de açıkçası hani çok satamaz Türkiye'de bence. Çünkü arkadaşlar Pro'nun fiyatı bile 1200 euro. Türkiye'ye gelmesi onun muhtemelen 14-15 bin lirayı bulacaktır. Pro Plus deseniz o zaman o 18-19 bin lirayı bulur. Porsche Edition'a hiç girmiyorum bile yani. Porsche Edition'ın parasına bir tane Shine falan alırsınız böyle 50 2200 euroydu galiba o da yanlış hatırlamıyorsam. Yani işte o da 25 bine falan gelir. O fiyata da dediğim gibi yüzü kimse düzgün bir yani. Shine alırsın üstüne de Porsche logo koyup kullanırsın yani. 20-25 yaşında alırız diyorsun öyle mi? Ya gerek yok o telefonlara. Ben şuna karşıyım. Hani Porsche Edition zaten o herhalde Porsche olanlar için. Bizim çok fazla çene yok. Gerek yok da. Evet. Yani diyordur lan Porsche olan adam 2000 euroya 2100 euroya mı bakacak diyordur. Doğru. Ama şimdi hani Porsche Edition'a da baktığımız zaman böyle çok bir artı yönü yok Pro'dan mesela. Hani böyle ekstrem bir özellik sunmuyor. Tamam, tasarım işte, anlamında sadece. -20 derecede çalışacakmış. Ya ne yapayım? -20 derece ne yapayım? Buzdolabının içinde mi kurcalayacağım ben telefonu? Yani tamam bunlar belki hani teknolojik açıdan böyle farklılık içeren şeyler ama gereksiz şeyler. Ben aynı fikirdeyim. Yani çok gerekli olmayan ama hani premium özellik olarak nitelendirilen. Ya hani paranın hesabı yoktur ya da para kazanma, kolay para kazanma yöntemlerim vardır. Belki onlar o tarz insanlar alabilir ama yani bizim gibi hani. Ya bu biraz şeye de benziyor. Kablosuz şarj özelliği. Mesela kaç kişi kablosuz? Allah aşkına şu telefonda kablosuz şarj var. P40 Pro. Kaç kere kablosuz şarj standına koydun? Sende kablosuz şarj standı da var. Var. Kaç kere koydun ya? Hani 3 kere 5 kere şeyde yani. Şeyde koymadım şimdi. Ama şöyle söyleyeyim Osman. Bak şöyle işe yarıyor. Evde o pek kullanmıyorum tabii. Zaten çok gerek yok da. Evde benim bir tane power bank var. Onun öyle bir özelliği var. Kablosuz şarj standı olabiliyor ama o çünkü yavaş olduğu için ben pek tercih etmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Arabada da var benim kablosuz tutucu. Şey. O mesela güzel oluyor. Hani koyuyorum. Ya o tamam. O arabada yok. Ama şimdi ediyor. Evde kimsenin ben sanmıyorum. Yani vardır belki cihazları ama herkes kabloya takıyor. Bir de kablolu şarjlar çok daha hızlı kablosuz şarj. Evet göre. Çok daha hızlı doğru. Yani ama işte da, arabada işe yarıyor onu söyleyeyim. İşte bu da bir premium özellik. Hani olsa da olur olmasa da olur. Mesela o özelliğin olmadığı bir telefon sallıyorum 500 lira daha ucuz olsa herkes onu alır yani. Ne der kablosuz şarj olsa ne olur olmasa ne olur. Ama şimdi şöyle düşün genelde premium işte amiral gemisi dediğimiz modellere koyuyorlar. Amiral gemisi modellerinde neredeyse tamamında var. Şöyle bir şey de yok yani hani amiral gemisi ama işte kablosuz şarj özelliği yok. Bir Poco yapıyor bunu. Xiaomi'de var. Xiaomi yapıyor. İşte Samsung yaptı FE modelinde. O tarz şeyleri koymadı. Amiral var yani bir iki tane örneği var ama çok çıkarttı. Çoğunda yapmıyorlar. Hani P40 mesela bu P40 Pro arkadaşlar. Bunun hani P40 Pro ama işte kablosuz şarj özelliği olmayan sürümü yok. Yani mesela şey de yoktu. Apple'ın AirPods'unda kablosuz şarj kutusu ikinci nesilde.
bir kutuya koymuşlar, bir kutuya koymamışlardı. Kablosuz şarj özelliği olan kutunun fiyatı da bayağı orada bir yüksekti. Orada çok saçma o bence de o yani. Hani yani kim niye onu alsın? Takar. Bazı Android'lerde şey de var. İşte Huawei'nin de var. Realme'nin falan da var. Kulaklık kutularında. Ya Oppo'nun da var. Mesela şu benim kullandığım Oppo kulaklıkta da. Hani kablosuz şarj şeyi var. Benim evde de kablosuz şarj standı var. Ama kaç kere koydun diye sorsan hiç koymadım yani. Evet. Hani bir kere bile yanlışlıkla şöyle üstüne denk gelmedi yani koymadım. Çünkü kablo daha hızlı şarj oluyor. Kabloyu takıyorum 2 dakikada şarj oluyor zaten. Yani. Ne gerek var yani. Evet. Şimdi haftanın bir diğer önemli konusu ise biz bu hafta yani siz bu videoyu cumartesi günü izleyeceksiniz ama cumartesinin olduğu hafta 2 tane canlı yayın yaptık arkadaşlar. Evet. O 2 canlı yayında da bir tanesi Realme 7 Pro'yu tanıttık. Türkiye lansmanı vardı. Bir de Huawei Mate ailesi tanıtılmıştı. O dünya lansmanıydı. Onu da ikisini beraber tanıttık ve ikisine çok güzel hediyeler verdik. Realme'de bir tane kulaklık verdik. Realme Buds Air. Huawei lansmanında ise Huawei'de verdiğimiz ürün ise Huawei Watch Fit verdik. Bir de FreeBuds 3E verdik kulaklık. Evet. Çok da ilgi gördü. Teşekkür ederiz. Bunlar devam edecek arkadaşlar. Böyle bu tarz şeyle devam edeceğiz. YouTube kanalımıza katıl geldiği zaman bu tarz çekilişleri katıl abonelerine yapmayı düşünüyoruz özellikle. Ya böylece hani düşük sayıdaki yani bizi izleyenlerin böyle daha çok evet. Hani hediye almak için gelenlerin değil de gerçekten bizi izleyenlerin kazanması için. Atıyorum 100 kişi gelir. 100 kişiden 2 kişiye, 3 kişiye çıkması daha yüksek bir ihtimaldir. Mesela Huawei çekilişinde kaç kişi vardı abi? 5000'e yakındı yani. Huawei çekilişinde 3700 tane yani yorum vardı. 3700 tane. Hani bunun diyelim ortalama herkes 3 tane yorum yaptığını düşünelim. Rahat bir şekilde 1000 tane, 1000 kişi oluyor yani. Ama işte Osman'ın az önce söylediği gibi orada o katılımcıların kaçı bizi gerçekten sevdiği için geliyor. Hediye avcısı mı geliyor onu da bilemiyoruz. Hepsini tabii saygı duyarız ama biz daha çok takipçilerimizin bize destek olanlara biz de bir şeyler vermeye çalışmak için katıl yapacağız. Ama daha henüz katıl özelliği aktif olmadı. Olduğu zaman onu da duyurusunu yapalım. Ama o gün gelene kadar siz Instagram hesabımızı takip edin, Twitter'ı takip edin. Teknolojioku.com'a girin. Önümüzdeki günlerde yine bir çekiliş, hediyeli çekiliş olacak. Kasım ayında olacak. Evet. Kasım ayında arkadaşlar bizim incelediğimiz ürünler vardı. Hani drone'dan böyle telefona kadar pek çok cihaz, ürün sizleri bekliyor. Bunun müjdesini şimdiden verebiliriz. Evet. Bu hafta da karşınızda olduk arkadaşlar. Teknoloji gündemini Osman'la beraber değerlendirmeye çalıştık. Haftaya yepyeni bir programda karşınızda olacağız ama siz bizleri Teknoloji Oku YouTube kanalında takip etmeyi unutmayın. Ve istiyorsanız bizi aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook'ta takip edebilirsiniz. Farklı bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.